Evet, bugün 15 Ağustos Cumartesiymiş. Az önce Esra'dan öğrendiğime göre. Sarp sınır kapısında işlemler biraz uzun sürdü. Neden anlamadım ama Esra'yı motorun üstüne geçirtmediler. O ayrı sivil yayaların geçtiği bir yerden kontrolden geçti. Bayağı uzun sürdü. Batum'da iki tane çok ilginç insanla tanıştık. Bir arkadaş engelli, böyle motorun iki yanına gibi bir mekanizma yaptırmış. Onlar da iki kişi scooterla geziyorlar. Muaz ismi. Diğer abinin adı da Faik'ti. Faik abi. Onlar Türkiye'yi geziyorlarmış. Doğu Anadolu'yu, Karadeniz'i, Güneydoğu Anadolu'yu bitirmişler hemen hemen. Üçüncü seneleriymiş bu şekilde gezerek. Popa'ya kadar geldiklerinde de artık bir hani kimlikte giriliyor zaten, pasaporta da gerekir. Batum'u görelim diye Batum'a gelmişler. Ben özellikle Muaz'a dedim bravo sana. Engel mengel yok yani, engel kafada olduğu, yaptığı işten belli engellerin kafada olduğu. Ondan sonra Batum'dan çıktık, Kobuleti'ye geldik. O bayağı kalabalıktı. Bu hamağın olduğu yerde falan, ileride görüyorsanız bir abi hamak kurmuş. Orada çadır kurduk, kamp kurduk. Uyandık bir sahilde, hemen bir denize girdik. Çantalarımızı falan toparladık. Şimdi kuzeye doğru gitmeye hazırız. Onun dışında motoru da buraya bırakmıştık gördüğünüz gibi. Var mı Esra'cık ekleyeceğiniz? Çok güzel. Evet, güzel. Diye bir memlekete geldik, Gürcistan'da. Nereden geldiğini anlayamamıştım bu sesin. Şimdi fark ettik ki bu parktaki bu hoparlörlerdenmiş. Sen şöyle parka da göster. Burada hiç alakasız. Gündüz gündüz patlamalı böyle. Yaşlı amcalar, teyzeler oturuyor böyle patlamalı şarkılar.